Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuz sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Melis Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Yeni yıla az bir süre kala tabii ki asgari ücret tartışmaları gündemimizde yer alıyor. Aralık ayında da asgari ücret tespit komisyonu toplanmaya başlayacak. Bu süreci de tabii ki takip edeceğiz ama ilk olarak şunu sormak istiyorum size. Asgari ücretle ilgili tabii ki Merkez Bankası'nın açıklamaları var. Enflasyon verilerini takip ediyoruz. Sizin görüşünüz nedir? Yüzde kaç oranında bir zam artışı olabilir? Genel hatlarıyla açıklayalım isterseniz. Melis Hanım, isterseniz asgari ücretin de nasıl tespit edileceğini ve o süreci bir baştan isterseniz kısaca bir anlatalım. Vatandaşlarımız da bu konuda bilgidar olsunlar. Asgari ücret tespit komisyonu Aralık ayında toplanacak. Bu toplantıda genelde 3-4. Toplantılarda, yani ilk iki toplantı tarafların birbirine o güne kadar kendi hazırladıkları raporları sunması şeklinde. Bir nevi hani güreşte peşrev vardır böyle, onun gibi karşılıklı olarak raporlar gelir gider. Daha sonra 3. toplantıdan sonra da aslında gerçek görüşmelere geçilir. Asgari ücret tespit komisyonunda 5 tane işveren temsilcisi, 5 tane işçi temsilcisi ve devletin de 5 kişilik moderatörlüğü vardır. Genelde oy çokluğuyla çıkıyor kararlar. Devlet hangi tarafta karar alıyorsa genelde o bu şekilde çıkar. Nadir olarak da 2-3 kere de oy birliği çıkmıştır. Bu da tarihimizde vardır. Nasıl bu olacak? Peki geçen sene ne olmuştu? %49 civarında bir zam yapılmıştı geçen sene ve nette 17.002 liraya gelmişti asgari ücret. Asgari ücret tespit edilirken de özellikle belirtilmişti, bir yıllık belirlendi şeklinde. Yani 2024'ün tamamını kapsayacak şeklinde belirlenmişti. Aslında 6. ayda biz de bekledik. Ben de bir revizyon beklemiştim. Ama bu da olmadı. Dolayısıyla 17.000 lirayla başladığımız yılı 17.000 lirayla bitireceğiz. Aralık ayında da en son 17.000 lirayla bu net olarak bitecek. Şimdi buradan baktığımızda 17.000 liranın bugünkü alım gücüyle Ocak ayındaki alım gücü arasında da yaklaşık şu anda %40'a yakın TÜİK verileri açısından bir gerileme var enflasyon kaynaklı olarak. Bu 17.000 lira belirlenirken de bugüne kadar Cumhuriyet tarihindeki dolar üzerinden en yüksek asgari ücret belirlenmişti. Bunu da özellikle altını çiziyorum. Yani tarafın, asgari ücretli tarafının alım gücünü koruyan, hane halkı gelirini yükselten bir uygulamaydı bu o dönem itibariyle. Tabii geldiğimiz noktada bu maaşta belli noktada düşük kalıyor tabii ki enflasyon sebebiyle. Şimdi önümüzdeki toplantıda ne olur, oran ne olur diye düşünürseniz burada iki tane önemli yol ayrımı var aslında. Burada bir yol ayrımı var. Nasıl bir yol ayrımı var? Burada hükümet bugüne kadar ki gerçekleşecek, yani 12. ay sonu itibariyle ki revize edilen işte %44'e gelecek olan enflasyonu mu baz alacak? Yoksa 2025'te hedeflediği enflasyon üzerinden bir zam yapacak? Aslında buradaki yol ayrımı bu şekilde. Bunu kararını verecek hükümet tarafı. Çünkü 2024 yılında bir gerçekleşen enflasyon var ve bu %40'ın üzerindeki enflasyon 17.002 lirayı eritti. Yani bugünkü maaşı eritti. Ama biz bu eriyen, bu %40'ın üzerindeki enflasyonu hiç dikkate almadan bir sene sonraki eğer hedeflenen enflasyonu dikkate alarak bir zam yaparsak ki %22-21 civarına denk geliyor hedeflenen enflasyon, o zaman bu %44 civarındaki rakam asgari ücretinin üzerinden silindir gibi geçmiş olacak. İşin Türkçesi bu. Yani orada bir karar verilecek. Evet, asgari ücretin Merkez Bankası'nın daha önce yayınladığı raporlarında da belirttiği gibi enflasyon üzerinde bir etkisi var. Özellikle biliyorsunuz marketlerde, hizmet sektöründe enflasyonun körükleyicisi olarak gösterilir. İşte daha asgari ücret artmadan market fiyatları artıyor diye de pek çok haberler yaptık sizlerle. Böyle bir etkisi olduğunda en azından böyle bir etkisi oluşacağının düşünülmesi bile hemen enflasyonu bekleyen bir etki oluşturuyor. Burada resmi raporlarda her 10 puanlık artışın asgari ücretteki her 10 puanlık artışın enflasyon üzerinde 1-1,5 puan civarında etkisi olacağına dair raporlarda yayınlanmıştı.
Yani bugün %50 bir zam yapılacağını tırnak içinde düşünsek 7,5-8 puan zaten enflasyon bu rakam üzerinden, asgari ücretteki artış üzerinden etkilenecek şeklinde birebir bir korelasyon kuruluyor. Bu şekilde raporlar var. Bunların hepsini düşündüğümüzde ben gerçekleşen enflasyon üzerinden bir zam yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zaten bu maaşı eriten 2024 yılındaki enflasyondu. Yani bizi şu anda 2025 yılında önümüzdeki yıldaki enflasyon oranı etkilemiyor. Veya o şu anda bizim için sadece bir hedef, gerçekleşmiş bir şey değil o. Yani burada gerçekleşen enflasyon üzerinden yapılması gerekiyor bir zammın. En azından müzakerelerin bunun üzerinden başlaması gerektiğini şahsım adına düşünüyorum. Bu çerçevede düşündüğümde de ben asgari ücretin 25 bin lira civarında olması gerektiğini düşünüyorum. Bu çerçevede düşündüğümde. Ama geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası Başkanı da bir açıklama yaptı. Dedi ki hedeflenen enflasyon üzerinden yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ben o komisyonda değilim. O komisyonda görev almıyoruz Merkez Bankası olarak ama bizim de görüşümüz bu yöndedir dedi. Şimdi enflasyonla mücadele Merkez Bankası'nın bir numaralı görevidir. Aslında devlet kurumları içinde bu görev Merkez Bankası'nındır. Kanunla belirlenmiştir bu. Enflasyonla fiyat politikalarıyla mücadele Merkez Bankası'nın görevidir. Merkez Bankası Başkanı'nın da bu yaptığı açıklama her ne kadar kendisi o komisyonda olmadığını da söylese sonuçta ekonomiye yön veren en önemli bürokrat kesimden bir tanesidir. Demek ki bu zaten altyapısı içeride konuşulan ve bunun da senaryoları görüşülen bir konu olmuş. Eğer o çerçevede düşünürsek o zaman asgari ücret 21 bin liralar en fazla 22 bin liralar civarına gelecek gibi gözüküyor. Yani burada ilk başta söylediğim gibi devletin bir yol ayrımında olduğunu söyleyebilirim. Bu yol ayrımı da gerçekleşen enflasyon üzerinden mi bu yapılacak yoksa hedeflenen enflasyon mu? Doğrusu ne diye sorarsanız gerçekleşen üzerinden yapılması, en azından müzakerelerin bunun üzerinden başlaması. Çünkü zaten etkileyen enflasyon, bir sene sonraki enflasyon şu anda bizim gelirimizi veya giderimizi etkileyen durumda değil. O bir hedef. Yani hedefler üzerinden konuşmak başka, gerçekleşen üzerinden konuşmak başka. Yani bu şekilde açıklayabilirim Melisa. Peki siz 25 bin TL olması gerekiyor dediniz ama büyük ihtimalle 21-22 binleri mi göreceğiz biz? Yani o mudur öngörünüz? İşte burada yani şu anda bu tür kulis bilgileri de sızmadı. Yani devletin belli açıklamaları var. Bu konuyla alakalı işte Merkez Bankası'ndan gelen bir açıklama var. Daha öncesinde yurt dışı kaynaklı kredi derecelendirme kuruluşlarının da açıklamaları vardı. 25'in üzerinde olmaması, %25'in üzerinde olmaması şeklinde kredi derecelendirme kuruluşları, çok dünyanın en büyük bankalarından Deutsche Bank gibi bankalar raporlar yayınladı. Yani ben açıkçası bu raporları ve bu dışarıdan müdahaleleri de çok yadırgıyorum. Neden? Hani Sayın Cumhurbaşkanımızın devamlı söylediği yurt dışından kaynaklı olarak bizi siz bir kukla gibi yönetemezsiniz veyahut da bize yön veremezsiniz şeklinde söylemlerini hep duyuyoruz Cumhurbaşkanımızın siyasi meselelerde. Ben ekonomik olarak da bu müdahalelerin bu çerçevede değerlendiriyorum. Çünkü kredi derecelendirme kuruluşları bizim kredi notumuzu biraz yükseltmekle bizim üzerimizde hak sahibi olduğunu veya bizim asgari ücretimizi belirlemekte hak sahibi olduklarını düşünüyorlar. Bana böyle geliyor. Ben bunun da doğru olduğunu düşünmüyorum. Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir devlet olarak kendi kurumlarıyla, kurallarıyla asgari ücretini de belirler. Bunu kendi ekonomik ve enflasyon etkisini de kendi içinde değerlendirebilir. Yani bu dışarıdan gelecek etkilerinde ben burada çok dikkate alınmaması gerektiğini düşünüyorum açıkçası Melisa Hanım. Yani ne olacak diye sorarsanız da devlet yol ayrımında yakın zamanda ben 10-15 gün içinde en fazla yani bu ay çıkmadan bu konuda daha fazla kulis bilgisinin ve netleşeceği devletin tarafının ne olacağına dair görüşler geleceğini, haberler geleceğini düşünüyorum. Şu anda benim söylediğim tamamen kendi şahsi kişisel tahminim. Geçmişten mesleki tecrübemle neler olduğuna dair o süzgeçten süzdüğümde bu iki rakamı verebilirim. Bu iki yolun olabileceğini söyleyebilirim. Ama sonuçta biliyorsunuz ki devlet kendi kararlarını kendi alıyor ve burada alacağı karar da ilerleyen günlerde bunun yavaş yavaş kulis bilgileri gelir diye düşünüyorum.
Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun.